Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili gençler, biyoloji ders videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var bu videomuzda? Toprak kirliliğini öğreneceğiz, besin kirliliği, radyoaktif kirlilik, ışık kirliliği ve ses kirliliğini öğrenmiş olacağız. İlk olarak toprak kirliliği ile başlayalım. Nedir toprak kirliliği dediğimiz şey? Toprağın yapısını bozacak, verimini düşürecek her türlü duruma biz toprak kirliliği diyoruz arkadaşlar. Peki toprak kirliliğine neden olan olaylar nelerdir derlerse ne diyelim? Hava, su kirliliği ve asit yağmurları toprağın kirlenmesine neden olacak. Plansız kentleşme, evsel ve endüstriyel atıklar, hızlı nüfus artışı arkadaşlar toprak kirliliğine sebep olacak. Yine ormanlık alanların korunmaması ve ağaçların işte sürekli tahrip edilmesi, ormanların tahrip edilmesi bizim için toprak kirliliğine neden olacak başlıca etmenler arasında. Peki bizler ne yapacağız? Ormanlık alanları koruyacağız, ağaç dikeceğiz, ağaç dikilmesini teşvik edeceğiz, ormanlık alanları artırmaya çalışacağız, toprağı doğru bir şekilde işleyeceğiz. Ne demek toprağı doğru bir şekilde işlemek? Mesela bir toprak analizi yaparsın sen. O toprak analizine göre belki o toprakta mısır yetiştiremezsin. Ama sen sürekli mısır ekiyorsun. Verim olmaz. Ve mısırı miktarını artırmak için veya verimini artırmak için belki ne yapıyorsun? Gübreleme yapıyorsun. Toprağın aslında yapısını bozmuş oluyorsun. Ve arkadaşlar, eğimli araziler vardır. Bu şekilde eğimli araziler vardır. Biz eğimli arazilerde ekim yaparken genellikle eğime dik açılarla tarlayı süreriz. Ve buna da taraça usulü deriz. Hemen şöyle yazayım da. Birazcık coğrafik bir terim aslında. Taraça usulü deriz arkadaşlar. Bu şekilde tarlaları sürmemiz gerekiyor. Çünkü eğime paralel tarla sürdüğümüz zaman toprağı aşındırmış oluyoruz. Meraları korumamız lazım. Hayvanları bilinçli bir şekilde otlatmamız lazım. Organik tarımı yaygınlaştırmalıyız. Atık pilleri özellikle çöplere atmalıyız veya ilgili kurumlara teslim etmeliyiz ki toprak kirliliğinin önüne geçebilelim. Geçmezsek ne olur? Farklı felaketler olur. Bunlardan bir tanesi erozyondur. Nedir erozyon dediğimiz şey? Toprağın başta akarsular olmak üzere dış etkenler tarafından, bu rüzgar olur, bu yağmur olur arkadaşlar, bu dolu olur, bu kar olur, ani sıcaklık değişimleri olur. Herhangi bir dış faktör nedeniyle aşındırılıp yerinden koparılması ve bir yerden başka bir yere taşınarak orada birikmesine erozyon diyoruz. Genellikle işte dağlardan, tepelerden, kayalardan kopan toprak parçaları gelirler böyle denizlerde, göllerde, akarsu yataklarında birikirler ve biz bu olaya erozyon deriz. Peki ne yapacağız erozyonu önlemek için? Bir kere toprağı eğimine dik olarak süreceğiz ve bununla birlikte toprak kirliliğinin önüne geçeceğiz. Devamında ne karşımıza çıkacak? Besin kirliliği karşımıza çıkacak. Besin kirliliği dediğimizde de 3 başlığımız var aslında. Fiziksel kirlilik, kimyasal kirlilik ve biyolojik kirlilik diye. Nedir bu kirlilikler? Bir bakalım bunlara isterseniz. Fiziksel kirlilik basitçe şu arkadaşlar. İşte yemek yiyorsunuz, bir yere oturdunuz, yemek söylediniz. Yemek bir geldi, içinde sinek var. Sinek ölüsü var. Bu fiziksel kirlilik. Yine işte besinin içerisinden ne çıktı? Kıl çıktı. Cam parçası çıktı. Tahta parçası çıktı. O da çıkar mı hocam demeyin. Çıkıyor. Bunlar fiziksel kirlenmeler. Kimyasal kirlenme nedir arkadaşlar? Besinin içerisinde kimyasal bir maddenin olması. Mesela nedir bu arkadaşlar? Gıda boyaları var ya, bu boyaların olması. İşte kıvam artırıcı şeylerin kullanılması kimyasal kirlenme içerisinde değerlendirilir. Peki biyolojik kirlenme nedir arkadaşlar? Biyolojik kirlenme de besinin belki işte ambalajı yırtılmıştır. Ambalajının yırtılmasıyla birlikte besin mikroorganizmaya açık hale gelmiştir ve raf ömrü kısalmıştır. Buna da biz biyolojik kirlenme diyoruz. Evet, radyoaktif kirlilikle devam edelim arkadaşlar. Nedir radyoaktif kirlilik? Radyoaktif maddeler çevreye yüksek enerjili ışınlar yayarlar ve bu ışınlar da çevreye zarar verir. İnsanlara, insanların DNA'sı üzerinde olumsuz etkiler yapar. Sadece tabii ki insan değil, tüm canlıların DNA'sı üzerinde ne yazık ki olumsuz etkiler yapar. Radyoaktif maddelerin kullanımı kontrol altında tutulmalıdır. Tutulmadığı takdirde arkadaşlar ne yazık ki
önünü alamayacağımız bazı sorunlar meydana gelebilir. Çünkü radyoaktif kirlilikte özellikle yüksek enerjili ışınlar hücrelerde bulunan DNA molekülünün kimyasal bağlarının kopmasına neden olur. Bu kimyasal bağlardaki kopmalar da kalıtsal hastalıklara yani mutasyonlara neden olabilir. Bu yüzden özellikle nükleer santrallerin arkadaşlar canlı habitatlarına uzak yerlere yapılmasını istiyoruz. Ve özellikle bunların yakın yerlerinde herhangi bir besin veya su kaynağının olmaması gerekiyor. Bunlara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Nükleer silah üretimi ve kullanımı kesinlikle yasaklanmalı. Radyoaktif atıklar toprağın olabildiğince derinliklerine gömülmeli. Ve mutlaka kapalı kaplar, kapalı kutular içerisinde muhafaza edilmeli. Sağlık alanında kullanılan ve radyoaktif enerji yayan cihazların kullanımına oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Bu alanda çalışan insanlara farklı toleranslar tanınması gerekiyor. Örneğin yanlış bilmiyorsam eğer radyoloji uzmanları herhalde erken emekli oluyorlar. Yani yaş emekliliğini beklemiyorlar. Onların emekliliği normal memur emeklilerine göre daha farklı bir parametrede değerlendiriliyor. Ve bu alanda çalışan insanlar da zararlı ışınlardan korunmak için farklı özel kıyafetlerin yapılması gerekiyor. Belki birçoğunuz biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama Çernobil arkadaşlar hala günümüzde etkinliğini ne yazık ki devam ettiren bir problemdir. Ve hala mutasyonları doğurmaya devam ediyor. Hala bizim ülkemizde Karadeniz'de de can kaybına ne yazık ki neden olmaya devam ediyor. Çernobil faciasına bir yazın bakın olur mu? Ukrayna'da meydana gelmiş bir nükleer santralin patlaması sonucu açığa çıkan felaket en çok bilinen felaketlerden bir tanesi. Yine Hiroşima'ya bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla can kaybına neden olmuş ve ne yazık ki sadece o dönemde değil işte bu tarz problemler günümüzü dahi etkiliyor. Günümüzde de dolu dolu farklı hastalıklara sebep olan problemler arasında yer alıyor. Işık kirliliği diyeceğiz arkadaşlar. Işığında kirliliği olur mu? Hocam ne güzel insanlar ampulü bulmuş, elektriği bulmuş diyebilirsiniz. Olur arkadaşlar. Aşırıya giden her şey kirliliktir. Işığın yanlış yönde, yanlış miktarda, yanlış yerde kullanılmasına biz ışık kirliliği diyoruz. Işık kirliliği hem ekonomik yönden hem de birçok canlı için olumsuz bazı sonuçlara neden olabilmekte. En bilindik örneğimi söyleyeyim size. Bu örnek sizin için zaten kalıcı olacaktır. Karette karettalar mesela yumurtalarından çıkarlar. Gün doğmadan arkadaşlar sahilde yol alıp denize ulaşmak isterler. Gün doğduğunda denizde olmaları gerekir. Çünkü ışıkla birlikte karette karettaların yavrularını avlayacak avcılar da böyle bekliyorlar zaten. O yüzden bunların denize sulara ulaşabilmesi için o geceki zamanı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ama gelin görün ki işte o sahil kesimlerinde yapılan yapay ışıklandırmalar, oteller veya işte restoranlar, gece kulüpleri arkadaşlar bu canlıların yer yön bulmasını olumsuz yönde etkiliyor ve canlılar topluca telef olabiliyorlar. Yine bitkilerin çiçeklenme sürelerini, büyüme sürelerini, meyve açma, meyve oluşturma sürelerini ışık etkiliyor. O yüzden fazlasından kaçınmak gerekiyor. Ses kirliliği arkadaşlar, ortamda çeşitli faktörlerin etkisiyle normalden fazla olan sese biz ses kirliliği diyoruz. Biz yaklaşık olarak işte 35 desibel ile 75 desibel arasındaki sesleri normal şiddette duyuyoruz gençler. Ancak 65 desibelin üzerindeki sesi beynimiz gürültü olarak kabul ediyor. Ve biz ses kirliliğini ölçmek için de desibel kullanıyoruz. Bu desibel diye kullandığımız yapı aslında işitme kaybını engellemek üzere yapılmış bir ölçüm cihazı diyebilirim. Ses kirliliğinin nedenlerine baktığımda plansız kentleşme bunun başında yer alıyor. Sanayileşme, hızlı nüfus artışı, trafik ve iş makinaları, havaalanları, limanlar, demiryolları arkadaşlar ne yazık ki ses kirliliğine neden oluyor. Peki ses kirliliğinin etkenleri neler? Etkileri demişiz ya. Etkileri neler? İnsanlar üzerinde fizyolojik yönden, psikolojik yönden ve arkadaşlar farklı ruhsal yönden bazı sıkıntılara sebebiyet verebiliyor ses kirliliği. Ne yapıyor mesela? İşitme kayıplarına neden olabiliyor. Yüksek tansiyona neden olabiliyor. Solunum, dolaşım metabolizmasının bozulmasına neden olabiliyor. Çünkü belli bir sese sürekli maruz kalırsanız vücut komple metabolizmasını bozar. Strese neden olabiliyor. Sinirliliğe neden olabiliyor.
Uyku ve uyku periyodunun bozulmasına neden olabiliyor. Zihinsel aktivitelerin azalmasına neden olabiliyor. Dikkat dağınıklığına ve iş veriminin düşmesine neden olabiliyor. O yüzden sese oldukça dikkat etmek gerekiyor. Hatta şöyle ki, İşte birçoğumuzun alışkanlığı, özellikle metropollerde yaşayan birçok insanda kulaklıkla müzik dinleme alışkanlığı vardır yolculuk esnasında. O sesin şiddetine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta sağ ve sol kulağımızın eşik şiddeti aynı değildir arkadaşlar. Bazı kulaklıklarda böyle özellikler var. Kulaklığı ilk kullanmaya başladığınız zaman sağ kulağınızın ve sol kulağınızın eşik değerini ölçüyor ve o uyuma göre size belli frekanslarda ses gönderiyor. Diğer türlü ne yazık ki farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ses kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar: ulaşımda toplu taşıma ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı. Hele hele bizim ülkemizde işte o korna muhabbetleri vardır değil mi? İnsanların sinirlerini böyle zıplatan, sabrını zorlayan korna muhabbeti vardır. Onun dışında işte özellikle motorlu bazı araçlarda, motosiklet gibi araçlarda özellikle böyle bilinçli yapılan ses çıkarma hareketleri vardır. Yine arkadaşlar, bir türlü modası bitmeyen, belki bir asır boyunca yine bizim ülkemizde modası hiç geçmeyecek olan camları indirip o teypteki, videodaki artık veya neyse radyodaki müziği herkese dinletme modası ne yazık ki ses kirliliğine neden oluyor. Belki bu anlamda da kısıtlamaların olması gerekiyor. Çünkü gerçekten korkarım modası hiç bitmeyecek olan şeylerden birisi bu. Sanayi tesisleri, havaalanları, tren istasyonları ve terminaller yerleşim yerlerinden uzakta olmalı. Evlerin inşası sırasında ses izolasyonları mutlaka yapılmalı. Yukarıda yürüyen teyzenin takunya sesini ben duymamalıyım. Çünkü gerçekten uyku arasında, uykuya dalarken uykudan uyandığımda bu beni deli edecek noktaya ulaştırabiliyor. Taşıtların egzozlarına susturucu takılmalı. Seyyar satıcılık kısıtlanmalıdır arkadaşlar. Hani bazen otogarlarda bunu söylerler, çığırtkanlık yapmak yasaktır diye. Gerçekten bu bir evet mahalle kültürüdür ama maalesef yoğun iş temposu, hayat standartlarımız, gerçekten hani enerjimizi dışarıya o kadar çok veriyoruz ki bazen aile içinde ciddi böyle çok basit şeylere ciddi tepkiler verebiliyoruz. Dışarıdan gelen bir ses ya da sürekli gelen bir ses bizi çok ciddi anlamda rahatsız edebiliyor. Sosyal aktiviteler kapalı ve uygun mekanlarda yapılmalı ve kesinlikle buradaki alanın dışındaki canlılar, insanlar rahatsız edilmemeli arkadaşlar. Evet, yukarıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınacak tedbirlerdendir diyor. Anız örtüsünü yakmamak gerekiyor arkadaşlar. Ürünleri nöbetleşe ekmek gerekiyor. Bir sene buğday ektin diyelim. Öbür sene de buğday, öbür sene de buğday, öbür sene de buğday ekersen aynı toprağa, toprağı verimsizleştirirsin. Ya işte çok çok verimli bir araziyse bu sene buğday, seneye arpa ekersin. Ya da bu sene buğday ektin ya, seneye bir bırakırsın, toprak kendine gelsin, bir dinlensin. Sonraki sene bir daha ekersin. Biz buna ne diyoruz aslında? Nadasa bırakma diyoruz. İyimli arazilere şekiller yapmak diyor. Yani taraça usulü yapmak yine tedbirler arasında yer alır. Tarlaları, eğimleri doğrultusunda sürmek olmaz. Eğimlerine dik açıyla sürmemiz gerekiyor. Bize erozyonu önlemek için alınacak tedbirleri sormuştu. İlk üçünü aldım, dördü almadım. Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğini oluşturan etmenlerdendir diyor. Hızlı nüfus artışı toprak kirliliğini sebep olur. Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi toprak kirliliğine neden olur. Bilinçsiz sulamada yine toprak kirliliğine neden olan faktörler arasındadır. Son sorum: radyasyon kirliliği sonucunda diyor, durumlarından hangileri ortaya çıkar? Doku ve organlarda bozulma ortaya çıkar. Sakat, ölü ve doğumlar ortaya çıkar arkadaşlar. Gen mutasyonları da ne yazık ki görülebilir radyasyon kirliliği sonucunda. O zaman ne yapıyorum? Her üçünü de doğru kabul ediyorum. Evet, bu kısmın da sonuna geldik. Bir ders videosu daha geride kaldı arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.